Kronik böbrek hastalığı ve kronik böbrek yetmezliği nedir? Kronik böbrek hastalığı, böbrek işlevinin uzun bir süreçte ilerleyici kaybıyla oluşur. Kronik böbrek hastalığı, tedavi edilmediği takdirde kronik böbrek yetmezliğine dönüşebilir. Böbreklerdeki işlev kaybı kritik bir düzeye ulaştığında, tüm organları etkileyen ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Kronik böbrek hastalığının toplumda en sık görülen nedenleri arasında hipertansiyon ve diyabet sayılabilir. Dünyada her 10 kişiden birinde böbrek hastalığı bulunmaktadır. Ülkemizde ise her 6-7 erişkinden birinde çeşitli evrelerde kronik böbrek hastalığı bulunmaktadır. Kronik böbrek hastalığının belirtileri nelerdir? Böbreklerle ilgili sağlık sorunları oldukça büyük farklılık gösterdiğinden, klinik tabloda çeşitli semptomlar ortaya çıkabilir. İdrar alışkanlıklarında değişiklik, sık idrara çıkma, gece idrara kalkma, çok fazla miktarda veya çok az miktarda idrar yapma, idrarın kanlı olması, idrarda köpürme, idrar yapmada güçlük veya yanma, bacaklarda ve göz çevresinde şişlik, halsizlik, güçsüzlük, çabuk yorulma, uyku güçlüğü, iştah azalması, tat ve koku duyusu bozukluğu, bulantı ve kusma, kilo kaybı, susama hissinde artış, bel ağrısı veya karın alt kısımlarında ağrı, kas, eklem ve kemik ağrıları, bacaklarda his bozukluğu ve huzursuzluk, nefes darlığı, cinsel işlevlerde azalma, konsantrasyon eksikliği ve düşünme zorluğu. Nasıl teşhis konur? Kronik böbrek hastalığının tanısı oldukça kolaydır. Teşhis sürecinde hekiminiz şikayetleri, belirtileri ve muayene bulgularını değerlendirir, sahip olduğunuz diğer hastalıkları, ailenizin sağlık geçmişini öğrenir, risk faktörlerinizi dikkate alır, laboratuvar ve görüntüleme yöntemleriyle teşhisinizi kesinleştirir. Yapılacak tetkikleriniz arasında kan şekeri, kolesterol, tam kan sayımı, böbrek tetkikleri vardır. Tedavi alternatifleri nelerdir? Hastalığınızın tedavisi için birkaç yöntem bulunmaktadır. Hastalığınızın evresine göre tedavi yöntemi değişebilir. Hastalığınız hakkında yeterince bilgiye sahip olmanız, size verilen tedaviye tam uyum sağlamanız ve düzenli kontroller, hastalığın kontrolü ve ilerlemesinin önlenmesi açısından son derece önemlidir. Tedavinizde doktorunuzun önermiş olduğu yaşam tarzı değişikliklerini uygulamayı, ilaçlarınızı düzenli kullanmayı ve hastalığınıza yönelik düzenli takiplerinizi yaptırmayı unutmayın. İlaç tedavisinde temel kurallar nelerdir? İlaç tedavisinin, hekiminizin önerdiği şekilde doğru ve düzenli bir şekilde kullanmanız, hastalığınızın kontrolü ve ilerlemesinin önlenmesi açısından çok önemlidir. İlaçla ilgili herhangi bir şikayetiniz olduğunda hemen hekiminize danışın. İlacı bırakma kararını tek başınıza vermeyin. Hastalığım düzeldi ya da faydası olmuyor gibi düşüncelerle ilacınızı bırakmaya veya değiştirmeye kendiniz karar vermeyin. Dikkat! Lütfen hekiminiz önermedikçe destek tedavileri ya da bitkisel ürünleri kullanmayın. Unutmayın, zamanında tedavi edilmeyen kronik böbrek hastalığı sizi diyaliz ve böbrek nakline kadar götürebilir. Diyaliz tedavisi ve böbrek nakli nedir? Eğer böbrek yetmezliği bu tedaviyi gerektirecek ileri bir evrede ise, diyaliz tedavisi uygulanabilmektedir. Diyaliz işlemini, böbreğin kanı süzme işleminin düzenli aralıklarla bir makine aracılığıyla yerine getirilmesi olarak düşünebilirsiniz. Yani diyaliz cihazları kanı filtrelemekte ve zararlı maddelerden arındırarak böbreklerin bu işlevini yerine getirmektedir. Diyaliz, böbrek yetmezliğini tedavi etmez. Ancak düzenli uygulanması bu durumdaki hastalarda yaşam süresini uzatır. İleri dönem böbrek yetmezliğinde bir başka tedavi seçeneği de böbrek naklidir. Organ reddi ve benzeri ek sorunlar olmadığında nakledilen böbrek, kişinin kendi böbreği gibi işlev görebilmekte ve diyaliz ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır. Kronik böbrek hastalığıyla sağlıklı yaşamak için altın kurallar. Düzenli egzersiz yapın. Sağlıklı beslenin. Yeterli su için. Tuz tüketimini azaltın. Tütün ve tütün ürünleri kullanmayın. Alkol kullanmayın. Böbrek hastalığının ilerlemesinin önüne geçmek için takip ve kontrollerinizi düzenli olarak yaptırın. Sağlıklı yaşam tarzını benimseyerek ve ilaçlarınızı düzenli kullanarak tansiyonunuzun kontrol altında olmasını sağlayın. E-Nabız uygulamasında akıllı asistan bölümünden size özgü tedavi planınızı inceleyebilir
veya aile hekiminizden tedavi planınızı talep edebilirsiniz. Dikkat! Güvenilir olmayan kaynaklardan gelen yanlış bilgilerden kaçının. Tereddütte kaldığınız durumlarda hekiminize danışın. Hastalığınıza ilişkin ayrıntılı bilgiler için Sağlık Bakanlığımızın resmi sitelerini takip edin.